Çünkü sadece şampiyonluk yarışı da değil, küme düşme hattı için de çok kritik maçlar olduğu için gözümüz bir maçtan bir maça sürekli döndü. Ama güzeldi. Böyle haftaları seviyoruz. Şansımıza bir sonraki hafta artık biraz daha ayrıldı maçlar. Aynen. Sadece pazar günü derbi Derbi var. oynanacak. Cumartesi günü diğer karşılaşmalardan büyük bir bölüm oynanacak. O yüzden biraz daha rahat olacaktır. Peki 36. haftaya bakarak şöyle bir başlayalım değerli izleyenler. Nasıl sonuçlar alındı? Hem şampiyonluk yarışında hem de küme hattında nasıl sonuçlar var? Tekrar hatırlatmakta fayda var. Önümüzdeki hafta 19 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bu beklenen son bir haftadan önceki derbi mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Diğer karşılaşmalar Cuma ve Cumartesi günlerine bölündü. Gelelim 36. haftaya. Fenerbahçe dün üstün bir oyun sergiledi. Mondiyom Kayserispor karşısında 3-0 bu mücadeleyi kazandı. Farklı bir kadroyla çıkmasına rağmen. Trabzonspor üçüncülük koltuğunda şu anda rahat. İstanbulspor'u dün 3-0 mağlup etti onlar da. Galatasaray Babakars Fatih Karagümrük karşısında zaman zaman zorlandı, geriye düştü. Beraberlik elde etti ama sonrasında Berkan'ın golüyle mücadeleyi kazandı. Konyaspor Hilport Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep Futbol Kulübü Yukatar Adana Demirspor mücadelesi gecenin en gollü mücadelesiydi. 7 gole sahne oldu. Gaziantep Futbol Kulübü 6-1 kazandı. Rams Başakşehir, MSP Sivasspor 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa Biteksan Antalya Spor'u 3-1 ile geçti. Beşiktaş skoru koruyamadı. Korendon Alanyaspor mücadelesinden 1 puanla ayrıldı. Atakaş Hatayspor önemli bir galibiyet elde etti. Ankaragücü karşısında 2-1 kazandı. Pendikspor da Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Her maç içinde ayrı bir önem barındırıyor sanırım. Hem üst sıralar hem de alt sıralar adına nereden başlasak bilmiyorum. Yani aslında tabii üst sıralar çok önemli. Birazdan daha detaylı Detaylandıracağız. konuşuruz. Ama alt taraflarda da Gaziantep'in çok sürpriz, Evet. Çok şaşırtıcı bir O an galibiyet elde ettiğini Adana'nın biraz söyleyelim. hedefsiz kalması tabii. Sorun, bu arada sorun yok tabii ki de, Gaziantep'in kazanması değil sürpriz olan. 6 golle kazanmış Evet. olması. Yani şu ana kadar geride kalan haftalara baktığımız zaman Gaziantep'in 36 maçta, düne kadar 35 maçta 40 golü vardı. Evet. Yani maç başına neredeyse bir gol atabilen bir takımı, deplasmanda Adana Demir gibi bir takım 6 gol atmış olması da gerçekten bence haftanın önemli sürpriziydi. Bunu söyleyebiliriz. 16. sıraya yükseldi 38 puanla. Hala risk devam ediyor tabii ama Evet, kalan hala 2 hafta önemli. riskleri devam ediyor. Ama şu genele baktığımız zaman da ben açıkçası bu fikstürde küme düşme hattı sanırım tabii son hafta belli olacaktır. Yani burada Evet, hala Pendik de belirsizlikler dahil çok. olmak üzere kalan Ankaragücü maç. de bence artık oraya dahil oluyor. Evet, Kayserispor'dan aşağısı gibi. Yani şimdi şöyle, Kayserispor 41 puanda. Evet. Kayserispor için tabii hala daha bir puan daha çıkarsa onlar için iyi olacaktır. Ama alt tarafta Konya'nın bir Galatasaray maçı var biliyorsun. Orası çok kritik bir karşılaşma olacak. O yüzden Konya, Ankaragücü, Gaziantep, Karagümrük, Hatay, Pendik arasında çok ciddi bir yarış var. O yüzden de burada 2'de 0 yapan kesin düşüyor. Düşebilir. Kesin düşüyor hatta. Yani düşebilir de değil aslında bana Diğer bakarsan. rakipler kazansa mesela Pendik evet dün galibiyet aldı ama onlar için de hala risk Risk büyük. var. Ama Hatay iyi Spor toparladılar. galibiyeti önemliydi bence onlar için. Evet. Yani Hatayspor'un galibiyetiydi. Burada Karagümrük'ün basamağı sistemden kaynaklı tabii 18 gözüküyor ama 17 olsa 17 sanki daha evet. isabetli olur gibi. Çünkü eksi Evet 3 avarajda 17. yukarıda olması daha iyi olur. Bu otomatik bir sistem olduğu için muhtemelen değişecektir zaten. Ama genele baktığımız zaman alt aşağısı son hafta son dakika belli olur. Heyecanlı Evet, yani yine 2 hafta 38. bizi haftanın bekliyor. son dakikasında bir şampiyonluğun 38. haftaya kalacağını düşünmüyorum. Ama küme düşme hattı 38. haftanın son dakikasına kadar devam eder. Peki şöyle şampiyonluk mücadelesiyle devam edelim. Değerli izleyenler hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin karşılaşmalarını detaylandıracağız. İlk önce Galatasaray'la başlayalım. Babakars Fatih Karagümrük karşısında zaman zaman zorlanan bir Evet. Galatasaray vardı. Tabii deplasman olması bir Rakip de etkin bir hedef. nokta. Demet, yani rakibin de bir hedefi var. Tabii. Hedefsiz bir takım değil. Ve doğal olarak da onlar da küme düşmemek adına bu karşılaşmadan puanlar almaları gerekiyordu. Hatta hadi puan diyeyim. Çünkü şu anki tabloda Gaziantep'in kazanması biraz o bölgede hesapları biraz değiştirmiş Tabii. oldu. Karagümrük bir puan çıkarsa onlar için yine bir ilaç olacaktı. Bunun da bilinciyle oynadılar.
Ve bu bilinç noktasında da iyi işler yaptılar mı dersen bence yaptılar. Puanlar gelir miydi? Puan gelir miydi? İşte Berkan'ın son dakika bireysel bir performansıyla kazandığı bir maç. Galatasaray'ı oyun olarak çok methedebileceğimiz bir oyun ortaya koymadı Galatasaray. Evet. Ama kazanmayı bilen bir futbol ortaya koydu. İşte genelde sezonda bu tarz maçlar Galatasaray'da oldu. Şimdi bakıyorsun 36 maç. Sadece 4'ünde puan kaybı yaşadı Galatasaray. Geri kalan karşılaşmalarda 32 maçta Okan Buruk'un maçların büyük bir bölümünü etkettiğini söyleyebiliriz. O büyük bölümün dışında kalan kısımlarda da Galatasaray bireysel yeteneklerle çok fazla maç aldı. Bu karşılaşmada biraz oraya doğru gidiyor. Dünkü mücadelenin istatistiklerine de bakalım aslında. Ya skora baktığımızda oyunun gidişatı farklıydı. Zaman zaman Fatih Karagümrük üstünlüğünü gördük ama istatistiklerde %66 toplu oynama oranıyla Galatasaray önde gözüküyor. Doğru. İsabetli şut sayısı Galatasaray'da 6, Fatih Karagümrük de 15, 25 şut attı Galatasaray. 15 şut var Babakar Fatih Karagümrük'ün. Doğru ve bu performanslardan da aslında şunu söyleyebiliriz bir taraftan da. Karagümrük oynadı. Yani Karagümrük burada oynadı. Belki de şimdi Emre Mor'la alakalı biliyorsun hocanın evet. bir sistemi vardı maç sonrasında. Sistem gibi diyeyim hadi. Yani çok böyle öyle açıklama. Adlandırmak da iyi olabilir aslına bakarsın ama mesela şu kadroda bir Emre Mor olsaydı, Emre Mor sahada başka olabilseydi olabilir. Çok bambaşka bir şey ortaya çıkabilirdi. Yani bu sefer Fenerbahçe adına da başka bir umut ortaya çıkardı. Emre Mor'un yokluğu çok az bir farkla oyun kalitesinde Galatasaray Karagümrük'ün üstünde yer aldı. Emre Mor eğer Karagümrük kadrosunda yer alabilseydi dün akşam, o zaman işin rengi Karagümrük lehine doğru kayabilirdi. Tabii. Bir açıklama var Tolunay Kafkas'ın Emre Mor'la ilgili. Oyuncular çıktı, ellerinden geleni yaptı, mücadele etti. İyi bir Emre Mor her zaman silahtır. Kendisinin sıkıntı ve problemleri var. Ona da yardım edemiyoruz. Kendisinin bunu aşması lazım. Doğru. Sanırım mental. O zaman mentalse de biraz mental destek de belki sağlamak gerekiyor. Ama tabii sezon bitiyor artık. Evet, son iki. Yani burada bazen herhalde denenmiştir diye düşünüyorum. Hani, ama oyuncunun aşamadığı şeylerin varlığı... aşması konusunda da profesyonel desteğin sağlanması isabetli olur. Fatih Karagümrük zaten çok önemli bir başkana sahip Süleyman Urma. Ve Süleyman Başkan çok yüksek ihtimal zaten Emre Mor'un mental gelişimi açısından da gerekli destekleri sağlamıştır diye düşünüyorum. Fiziksel anlamda toparlanmaya ihtiyacı vardı. Sakatlıklar yaşadı. Sezon içerisinde evet. bazı maçlarda olmadı. Ama yeteneğiyle maç kazandıran bir oyuncu Emre Mor. Bu karşılaşmada olsaydı çok farklı bir Emre Mor oyunu görebilirdik. Peki performansları da birazdan konuşacağız bazı oyuncular üzerinden ama şöyle bir basın toplantısına da bakalım. Teknik direktörler performansları nasıl yorumluyor? Okan Buruk'un önemli açıklamaları var. Ekranlarınıza gelsin.